Evet arkadaşlar, günaydın. Hadi başlayalım. Evet, 12. sınıflar. Bu kümeler, web kazanımı kümeler testinin ikinci sayfası. Yani 7 ve 12. olarak yapacağız, arasını yapacağız. Başlayalım. Evet, yanda verilen Venn şemasında okuyorum. C fark A birleşim B'nin nesi? Eleman sayısı, okunuşu. C fark A birleşim B'nin eleman sayısı 2'dir diyor. Yani ne demek bu? C'de olan fakat A birleşim B'de olmayan. C'de olan fakat A birleşim B'de olmayan. Yani C'deki elemanlardan kimleri iptal edeceğiz arkadaşlar? Kimleri iptal edeceğiz? A birleşim B'deki bütün elemanları iptal edeceğiz. Ettim. Şu anda ortadaki 6 ve 7 elemanları C'de varken A birleşim B'de yoktur. Ve gördüğünüz gibi de iki tanedir sayıları da. İki tane oldukları için tutuyor. Yani bir doğru. Bunu okuyalım. A kesişim C'nin eleman sayısı B kesişim C'nin eleman sayısından büyüktür demiş. Bakalım öyle mi? A kesişim C dediğimiz yer burası arkadaşlar. Yani buradaki iki eleman A kesişim C'yi verir. Yani iki tane değil mi? İki eleman var. Peki diğerine bakalım. Renklendirirsem şu anda sarıyla renklendirdiğim bölge burası arkadaşlar. B kesişim C'ye bakalım. B kesişim C burası. Burada kaç eleman var? Bir eleman var. Bakın iki eleman var, bir eleman var. İki birden büyük mü? Evet büyük. O halde problem yok. Bu da doğru. Burayı okursam A kesişim B kesişim C ne demekti? Her üçünde de olan eleman. Her üçünde de olan bir eleman var mı arkadaşlar burada? Her üçünün de kesiştiği bir bölge var mı? Yok. Olmadığı için sıfır eleman vardır değil mi orada? Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru cevap 1, 2 ve 3. Evet bunu okuyalım. A'nın tümleyeni unutma. Tepesindeki tümleyen ne demek? Sembol ne demek? Tümleyen demek diye. Bir örnek vereyim ben ona. Bir evrensel küme düşünelim. İçinde de bir A kümesi düşünelim. A'nın tümleyeni ne demektir arkadaşlarım? Bak unutma. A'nın tümleyeni nedir biliyor musun? A'nın dışında kalan bölgedir. Bu yeşil, maviyle taradığım bölge nedir? E'nin yani E evrensel küme her şeyin kümesinin A kümesinden farkıdır. Ve biz buna ne deriz kısaca? A'nın tümleyeni deriz. Unutma. E fark A neye eşittir? A'nın tümleyenine eşittir. Hatırladın. Tümleyen o demekti. Örnek veriyorum. A kümesinde 1 var, 2 var diyelim. Dışarıda da 3 var diyelim. Burada A'nın tümleyeni nedir? A'nın tümleyeni burada dışarıdaki o 3'tür. Anlaştık. Peki, A'nın tümleri boş kümesi. Bu ne demek arkadaşlar? A'nın tümleri boş küme ne demek? A'nın dışında hiçbir şey yok demek. A'nın dışında hiçbir şey yoksa buradaki demek ki A'nın dışında hiçbir şey yoksa A evrensel kümenin ta kendisidir arkadaşlar burada. Yani E ile A aynı kümedir. Yani buradan bunu elde edebilirim. A'nın tümleri boş küme ise ve A kümeleri aynı kümedir demektir bu. Peki. Başka bir şey daha verilmiş burada yan tarafta. A fark B birleşim B A'ya eşitmiş. A fark B birleşim B A'ya eşitmiş. Peki. Bunu nasıl mümkün olur arkadaşlarım? Bir A kümesi var. Unutmayın bu evrensel kümenin kendisi olmuş olacak. B kümesinden farkı var. Tamam. Mesela B kümesi şöyle olmuş olsun. Başlangıçta. A fark B'den kastımız neresidir? Şurasıdır. A fark B'dir burası. Değil mi? B de bu taraf falan. Yalnız bu çizimde bir hata var. Şu an yaptığımda neden bir hata var? Çünkü şu anda ben demiştim ki E kümesi A'ya eşit olması lazım.
Evet, ama burada bu çizimde A kümesinin dışında bir şeyler var bakın. A kümesinin dışında bir şey olamaz. Çünkü A kümesi evrensel kümenin ta kendisi demiştik. Dolayısıyla bu çizim hatalıdır. Doğrusu şöyle olması lazım o zaman. A kümesi evrensel kümenin ta kendisi olduğu için A kümesi dışarıdayken B kümesi mecburen onun içinde olmak zorundadır. Hatırla. Çünkü biz buradan şunu elde etmiştik ki evrensel kümeydi A. Demek ki A kümesi B kümesini kapsayacak. Kapsayacak. Evet. Şimdi bu durumda şekil bu arkadaşlar. Kesin. Ve bu çizim bana yeterli olacak bakın. Şimdi diyor ki A birleşim B A'dır diyor. A birleşim B A'dır diyor. Öyle mi? A ile B'nin birleşimi yine A'yı verecektir. Kaçınılmaz olarak arkadaşlar. Çünkü B'nin bir katkısı yok zaten. Değil mi? İkisinin birleşimi yine A'dır burada. Farklı bir küme değildir. B A'nın alt kümesidir diye okuyorduk. Gerçekten öyle mi? Evet öyle. B A'nın alt kümesidir. Doğru. B fark A boş kümedir demiş. Bu da doğru çünkü B'de olup da A'da olmayan hiçbir eleman yok arkadaşlar. Zaten B'nin her elemanı aynı zamanda A'nın da elemanı olduğu için B fark A boş küme olacaktır. Bunlar da doğru demiştik. B'nin tümleyeni A fark B eşit demiş. B'nin tümleyeni. B'de olmayan neresi var? Hemen bunu anlatıyorum. B'de olmayan farklı renkle gösterelim. B'de olmayan neresi var arkadaşlarım? B'nin tümleyeni. B'de olmayan hop bölge. Evet. Bu yeşil bölge aynı zamanda A'nın B'den farkı değil mi? Aynı zamanda A'nın B'den farkı değil mi? Evet, farkı. Dolayısıyla bu da doğru. Buna bakalım. A kesişim B A'ya eşittir demiş. Hay arkadaşlarım A kesişim B A'ya eşittir. Şimdi olur mu öyle şey? Böyle şey olur mu? Buradaki A kesişim B ne demek? Hem A'da hem B'de olan demek arkadaşlarım. Hem A'da hem B'de olan yer neresi? Bakın işteki bu B. Yani bu yanlış. Buranın A değil. Ne olması lazımdı? B olması lazımdı. Yani doğrusu A kesişim B'nin B'ye eşit olduğudur. Fakat A demiş. Dolayısıyla yanlış söylemiş. Uzattım birazcık ama üzerinde birazcık konu anlattım arkadaşlar. Biraz kaynakları taramışsanız, incelemişseniz bence faydası olacaktır. Evet. Soruyu okuyalım. Ardışık numaralandırılmış. A'dan başlayarak Ç ve yumuşak G harfleri yokmuş. Tamam. Kırmızı koltuk. Evet. Değil mi? B satırında ikinci sütun gibi düşünebiliriz. B satırında ikinci sütunda bir nevi koordinat aslında. Mavi olan da A satırında üçüncü sütun gibi düşünebilirim bunu da. Evet. Bülent'in oturduğu koltuk B17. Demek ki en az 17 sütun var değil mi arkadaşlar? Yani şöyle. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun gibi 17'ye kadar gidiyormuş bu. Murat'ın oturduğu koltukta K7. Buradan da ne anlıyorum? Demek ki harf olarak da K'ya kadar gidiyormuş. K'ya kadar gidiyormuş arkadaşlar. K'ya kadar giderken iki tane istisna var. Ç ve yumuşak G K'dan önce olmasına rağmen kullanılmamış. K alfabetik kaçıncı harf ona bakmamız lazım o zaman. A, B, C, Ç, D. Birazdan şey iptal edeceğim tabii ki. E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J ve K. Şimdi kaçıncı sırada? 3, 6, 9, 12, 15. Değil mi? 3, 6, 9, 12, 14 mü? Özür dilerim. 14. Evet. Şimdi normalde böyle fakat K'ye kadar olanlarda şu Ş ve yumuşak G iptal edildiğinde artık 14 değil. K kaçıncı sıra olmuş oluyor? 12. sıra olmuş oluyor. Değil mi? Şimdi en az dediği için arkadaşlar demek ki K'dan sonra harf yokmuş gibi düşüneceğiz. Yani bu 12. son olmuş olacak. Peki rakam olarak
Pardon, sayı olarak nasıldı? En fazla gördüğüm sayı 17 idi. Yani arkadaşlar şöyle bir şey düşüneceğim o zaman ben. En fazla kaç tane olduğunu düşünürken burada 17. Evet, rakam sayılar olarak 17. Harf olarak ise 12 tane olduğunu düşüneceğim. Toplamda kaç tane koltuk vardır burada? Nasıl bulabilirim? Şu ikisinin çarpımından bulabilirim arkadaşlarım. 17 çarpı 12 ne yapacaktır? Özür dilerim. 204 değil mi? 17 çarpı 10 170, 2 çarpı 17 34, ikisinin çarpımından 104. Evet. Futbol, voleybol, basketbol branşları varmış. Bu üç takımdaki 50 öğrenciyi antrenmanlara eksiksiz olarak katılmaktadır. Güzel. O zaman mesela futbol takımında ve voleybol takımında aynı anda olan yoktur. Neden? Çünkü saatleri aynı. Aynı anda nasıl futbol ve voleybolda olabilirim ki, değil mi? Evet. Demek istediğimi anladınız mı? Mesela ben futbol takımındayım. Eksiksiz katılıyorlar. Futbol takımındaki adam, bak futbol takımındaki çocuk bu saatte futbolda. Voleybol da aynı saatte. Nasıl aynı anda ikisinde birden olacağım? Bu ne demektir? Demek ki futbol ve voleybol takımları birbirinden ayrık kümeler. Aynı kişiler yok. Öyle olsaydı antrenman eksiksiz katılınamazdı. Aynı şekilde voleybolda, basketbolda da yok bakın. Voleybolda da Perşembe günü 16-18 arasında idman var. Basketbolda da var. Demek ki voleybolla basketbolun da bir kesişimi yok. Üç tane ayrı kümeden bahsediyoruz demek ki burada arkadaşlar. Doğru mu? Üç tane ayrı kümeden bahsediyoruz. Yani ben bunu modelleseydim eğer, şöyle belki de modellemek isabetli olurdu. Bir tane evrensel küme okulum olurdu. Okulumun da üç tane ayrı ayrı alt kümesi olurdu. Üçe bölmüş olurdum okulumu da. Yani futbol, basketbol, bir de voleybol gibi. Üç tane küme. Şimdi burada anladığım ne? Üçünün bir kesişim olmaması. Tamam mı arkadaşlar? Bakın üç tane bölge yaptım. Üçünü de ayrı ayrı yaptım. Evet. Toplam 50 öğrenci varmış. Güzel. Futbol takımındaki öğrenci sayısı basketbol takımındaki öğrenci sayısından 8. Voleybol takımındaki öğrenci sayısından ise 11 fazladır. Dolayısıyla buradaki en az kişi sayısı voleybolda ve ben buna x diyeceğim. Güzel. X dedim. Tamam. Futbol takımındaki öğrenci sayısı bu voleybol takımından 11 fazla olduğuna göre futbola x artı 11 diyeceğim. Futbol basketboldan 3 fazla olduğu için basketbolda haline ne kalmış olacak? X artı 8 kalmış olacak. Bütün bunların toplamı okul muydu? Evet. Okulun mevcudunu verecek. Yani topladığımız zaman bunları ne yapıyor bakalım? 3 tane x var. 3x artı 11, 8 daha 19. Yanlış mı yaptım? X artı 11. 8 of, arkadaşlarım özür dilerim ya. 8 fazladır diyor ya. Özür dilerim, özür dilerim. O zaman burası x artı 3'tür. Değil mi? Yani futbol voleyboldan 8 fazla olmayacak mı? X artı 11, x artı 3 olsun ki 8 fazlası olmuş olsun. Evet. Şimdi tekrar topluyorum. 11, 3 daha 14. Topladığımız zaman ne yapması lazım? 50 yapması lazım. Mevcudumuz 50'di çünkü. Buradan 3x eşittir 36. Buradan da ne gelecektir? X eşittir 12. Dikkat edin, x 12. Futbol takımı sorulduğu için buradaki x'i nereye döndüreceğim? Futbolun olduğu yere döndüreceğim. 12, 11 daha ne yapacaktır? 23. Evet. Bir okuldaki öğrencilerin %63'ünde tablet, %48'inde bilgisayar. Demek ki bakın toplamları 111 yapıyor değil mi bunların? Demek ki bir kesişim bölgesi olmak zorunda. Olmasaydı %100 olurdu. Ya da daha aşağısı olurdu. %100'den fazla olduğu için bir kesişimleri olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum yani. 33'ünde de hem tablet hem bilgisayar. Güzel, kolay. Öğrencilerin tamamında tablet bilgisayar varmış. Süper o zaman.
Tablet kümesi, bilgisayar kümesi. Şimdi buradaki hata ne olur biliyor musunuz? %63 diyor ya, bakın. %63 dediğinde eğer siz direkt tableti 63 olarak düşünürseniz hata yaparsınız. Biz burada yüzde cinsinden verildiği için 63 demeyeceğiz de bu orandır bakın. Sayı olarak dediğimiz zaman tablete 63 değil, bunu diğer sorularda da göreceksin. 63K diyeceğiz. Bilgisayara da 48 değil de 48K diyeceğiz. Güzel. Bunları topladığımız zaman kaç yapacak? 111K. Arkadaşlarım, 111K olamaz. Çünkü bizim burada oran olarak dediğimiz zaman, oran olarak verdiğimiz zaman mevcut 100K toplam mevcut. Toplam 100K. Yani %63 derken 100K'nın %63'ü olan 63K kadar tablet sahibi çocuk var. Bunu anlıyoruz. Yani toplam 100K kabul ediyoruz ve bu değerler bu toplama göre ortaya çıkıyor. Peki bu kalan 11K nedir biliyor musunuz? Bu 11K buradaki kesişim bölgesidir arkadaşlar. 11K o fazlalık olan 11K kesişime ait demektir bu. Bu da şuna sebep olur. Tablet miktarı 63K'ydı. 11K'da kesişimde var. Demek ki buraya kaç K kalacak? 52K. 48K toplam bilgisayar miktarıydı. 11K burada kesişimde. Buraya ne kadar kalacak? 37K. Bana soruda verilen bilgi diyordu ki 33'ünde hem tablet hem bilgisayar var. Demek ki bu 11K neye eşit? 33'e eşit. 11K 33'e eşitse hemen buradan bir tespit yapacağız. Demek ki 11K 33'se K ne gelir buradan? 3 arkadaşlar. Yalnızca bilgisayar bulunan. Yalnızca bilgisayar bulunan dediği için K'yı nereye döndüreceğim? Pardon. Yalnızca bilgisayar bulunan değil mi? Bu bölge değil mi? Bana sorulan. Yalnızca bilgisayar. Bakın. Venn şemamızda gördüğümüz zaman buraya karşılık geliyor. Şu bölgeye karşılık geliyor. Yani 37 ile 3'ü çarpıyorum. 37 çarpı 3'ten ne yapıyor? 111. A kümesinin neyle kalansız bölünümün elemanlarından oluşan alt kümesi AE. Demek ki A öyle bir küme ki değil mi? X'lerden oluşuyor. Öyle ki X 13'ten küçük ve pozitif tam sayı. Yani A kümesi o zaman bakın burada ortak özellik yöntemiyle gösterilmiştir burada A kümesi. Ben bunu liste yöntemiyle gösterirsem nasıl gösterecektim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın aynı kümenin liste yöntemiyle gösterimi budur. Yukarıdaki ortak özellik yöntemi. Şu ortak özellik yöntemi. Evet. N ile kalansız bölünebilen elemanlardan oluşan alt kümesi aynı olarak ifade ediyormuş. Şimdi A2 kesişim A3 ne demek? Hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayıların kesişimi demek. Peki hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayılar zaten 6 ile bölünenler olmaz mı? Hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayılar. Mesela hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayı ilk ne var? 6 var değil mi? Neden hem 2'ye hem 3'e bölünebiliyor? Çünkü neden 6'ya bölünebiliyor? Çünkü hem 2'ye hem 3'e bölünebildiği için 6'ya bölünebiliyor. Dolayısıyla 1 kesinlikle doğrudur. Anlamadığınızı varsayarsak A2'den kastı şudur. 2 ile bölünebilen sayılar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 ile bölünebilen sayılar 3, 6, 9, 12. 6 ile bölünebilen sayılar 6, 12 olacaktır. Şimdi gerçekten öyle mi bakalım? Hem A2'de hem A3'te hem A2'de bulunabilen sayılar kimler? Bakalım hem A2'de hem A3'te bulunacak. Bakıyorum, bakıyorum. 6 her ikisinde de var. 12 her ikisinde de var. Bakın A6'da zaten 6, 12. Görüyor musunuz? Yani A2 ile A3'ün kesişimindeki elemanlar A6'yı veriyor. A6 kümesindeki elemanları veriyor. Bunu gereksiz uzatmış olabilirim. A3 birleşim A4, A12 demiş. Şimdi olmaz bakın. A3 kesişim deseydi, birleşim yerine kesişim deseydi bu da doğru olacaktı. Fakat birleşim demiş. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Buradaki A3 birleşim A4, A12'yi kapsar.
Kapsar, eşit olmaz. Bu yanlış, unutma. Yukarıdakinin aynısı, fakat aşağıda birleşim kullanıldığı için sağlamayacaktır. Aynı bilgi kullanıyorum demek istiyorum. Eğer burası da kesişim olsaydı doğru olacaktı. Fakat değil. A5'in eleman sayısı 15 demiş. Bence imkansız arkadaşlar. Ne demek bu? 5 ile bölünebilen elemanların sayısı demek. 5 ile bölünebilen elemanlar. Değil mi? 5 ile kalansız bölünebilenler kimler var bu kümede? 5 var, 10 var. Yani kaç tane eleman var? 2 tane eleman var. Buranın 15 değil. Ne olması lazım? 2 olması lazım. 5 ve ondan başka 5'in katı olan bir sayı yok. Değil mi bu kümede? A kümemizde 5'in katı olan 5 ve 10 var. 2 tane eleman var yani. Dolayısıyla 3. de yanlış arkadaşlar. Olması gereken yalnız 1. Bitirmiş olduk. Kümeleri başka kaynaklardan bir okuyun, çalışın. Belki çalışma kağıtları falan da destekleriz bunları. Webkazan'ın soruları güzel sorular arkadaşlar. Birazcık üst seviye sorular. Hevesiniz de kırılmasın. Fakat bu soruları öğrendikten sonra artık belli bir seviyeye gelmiş olacağız inşallah. Tamam. Hadi görüşmek üzere.